trigonometric formülalar. Yani da ayrım trigonometrik formüllerini getirip atalımız. Birincisi sinüs kvadrat alfa koşu kosinüs kvadrat alfa bir geteyim. İkincisi tangens alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfa geteyim. Katangens alfa kosinüs alfa bölü sinüs alfa geteyim. Ve bunlardan ayrım formüllerini getirip çıkarışımız mümkün. Mesela birinci formüladan. Eğer kosinüs verilgen olsa biz onu kosinüsün oyun tamamına ötkizemizde kuyla geçe yazışımız mümkün. Sinüs kvadrat alfa teyim 1 minus kosinüs kvadrat alfa. Yani yıldız çıkarıp biz sinüs alfa teyim yıldız üstü de 1 minus kosinüs kvadrat alfa formülünü hasıl. Yani bu formuladan bana bu formüle gelip çıkardı. O da tabi yerde ildiz çıkarken de plus minus bulup iki de ildiz çıkardı. Lekin sinüs alfa, bir de alfa ötkür burçak bol geldiği sebeple, doğru burçak değil, üç burçak değil, ötkür burçak gibi bol geldiği sebeple sinüs alfa müsbat buladı. Çünkü biz plus yönü alamız. Ve bana bir iki de formuladan ham, biz onları köpaytıradırken bulsak, tangens alfa köpaytırı katangens alfa, teng. Sinüs buradan sinüs kıskarıp getirdi, kosinüs buradan kosinüs. Ve neticede birini hasıl kılalımız. Ona formüllerden biz tangens ve katangens orası da bir teğnik hasıl kılalımız. Ve masallar içinde bu teğniklerden faydalanışımız mümkün. Mesela sinüs alfa 3 taksın 5 geteyim. Kosinüs, tangens ve katangensini tapayım. Bunu tapamız. Sinüs alfa verilgen. Kosinüsünü kendi tapamız. Hani sinüsünün oranı gibi abarıp koyaydık. 3 taksım 5'ini. 3 taksım 5'nin kvadratı plus kosinüs kvadrat alfa ten 1'ye. 3'ün kvadratı 9. Oyun tamamen götkizemiz. 9 taksım 25. Kosinüs kvadrat alfa ten 1 minus 9 taksım 25. O 25 minus 9 16 taksım 25. Yıldız çıkaradigan bolsak kosinüs alfa teng 4 taksım 5. Demek kosinüs alfa 4 taksım 5'ye teng eken. Kosinüs alfanı taptık. Yani tangens alfanı tapamız. Tangens alfanı tapışı için sinüs bölü kosinüsten faydalanmamız. Sinüs 3 taksım 5'ye teng. Kosinüs 4 taksım 5 geteyim. Bunu bünge bölüşümüz gerekiyor. Demek tangens alfa teyim. 3 taksım 5 bölü. Yani sinüs bölü kosinüs. Ha, bunu da bölü yazsam ham bulur abi. 4 taksım 5. Bu 5 ile 5'e bölsek 1. Yani 3 taksım 4. Tangens alfa 3 taksım 4 geteyim. Yani katangens alfanı tapamız. Katangens alfa'nı tapış için tangensinin tezkarısını alışımız gerek. Bu halde katangens alfa teyin 3, 4 taksım 3 buladı. Biz hazır bitti yolunu getirdik. Bitti masalanı 10 ta masalanı bitti usulü ben geçkenden göre bitti masalanı 10 ta usulü ben geçken afzal. Çünkü bunda köprak usul organımız, metot organımız. Az ikinci kıl yolunu ham kilitiremem. Mesela ikinci kıl yolundan geçeceğimiz. Sinüs alfa 3 taksım 5 keten iken. Doğru burçak ile 3 burçak çizemem. Bitti burçak ile alfa ile belgeleyim ben. İhtiyari bitti burçak ile. Bana bu kolay rahat. Bana şunu belgeledim. Teng 3 taksım 5. Sinüs alfa kandı anıqlanardı. Sinüs alfa ne keten idi? Sinüs alfa karşı katetini hipotenüze nisbet edi. Demek 3 taksım 5. Karşı katetini hipotenüze nisbet edi. Bana bunu 3 ile belgeleyim ben. Bana bunu gerekir 5 yazamam hipotenüze. Yani de kengilerini topuş için bana şu 3 burçaydan faydalanamam. Yani kosinüs, tangens, katangens topuş için ben şu 3 burçaydan faydalanamam. O kosinüsünü tapış için menge bana bu katet gerek. Çünkü burçak, yan katet, hipotenuza. Yan katetini hipotenuza gibi bölüşüm gerek. Avval bunu ben Pifagor teoremasından tapamam. Bana bunu x ile belgeleyimizde. X kvadrat koşu 3 kvadrat.
teng 5 ning kvadrati. Bu Pifagor teoremasi bu. X kvadrat teng 5 ning kvadrati 25 minus 9 16 ga teng x teng 4 ga. Demak x ni topdik 4 ga teng. Endi qolganlarini ya'ni kosinus, tangens, katangensni mana shu uchburchakdan topaman. Kosinus alfa qarshi yon katetni gipotenuzaga nisbati 4 taqsim 5. Bu avvalgi javob bilan taqqoslashingiz mumkin. Unda ham 4 taqsim 5 edi, bu yerda ham 4 taqsim 5. Tangens alfa. Tangens alfada qarshi katetni yon katetga nisbati 3 taqsim 4. Va nihoyat katangens alfa. Yon katetni qarshi katetga nisbati. Katangensni shu yerdan topib qo'ysak ham bo'ladi, buni teskarisi. 4 taqsim 3. İkinci masala. Yani ikinci masalaga o'tamiz. Masalalarda demak birinchi usuldan foydalanishingiz ham mumkin yoki mana bu yerda geometrik usuldan foydalanishingiz ham mumkin. Hop, ikinci masalada bizda nima berilgan? Kosinus alfa 2 taqsim 3. Yani bir yerda qaralayotgan burchak to'g'ri burchakdan 3 burchak burchagi, ya'ni alfa 0 bilan 90 gradus orasida. Sinus alfa va tangens alfani toping. Bunu topamiz. Bu yerda ham iki xil yo'l tutishimiz mumkin. Bittasi mana bu formuladan foydalanib, ikkinchisi geometrik usul. Qaysi bir usul qulay bo'lsa, shu usuldan foydalaning. Hop, bu yerda ham iki xil yo'ldan foydalanishimiz mumkin. Kosinusning o'rniga 2 taqsim 3 olib qo'yamiz. Bu holda yoki bo'lmasa to'g'ridan-to'g'ri mana bu formuladan foydalanishimiz mumkin. Ha, keling mana shu formuladan foydalanaylik. Sinus alfa teng yildiz ostida 1 minus kosinus kvadrat alfa. Buni kvadrati 4 taqsim 9 teng 9 minus 4 5 taqsim 9. Bu ham teng yildiz ostida 5 taqsim 3. Demak sinus alfa yildiz ostida 5 taqsim 3 ga teng ekan. Tangens alfani qanday topamiz? Tangens alfa teng sinus alfa taqsim kosinus alfa. Ya'ni yildiz ostida 5 taqsim 3 bo'lim 2 taqsim 3. Bu ham teng yildiz ostida 5 taqsim 2. Tangens alfa bunga teng. O bir yerda ham geometrik usuldan foydalanishimiz mumkin. Buning uchun to'g'ri burchakni 3 burchak chizamiz. Bu ikkinchi xil usuli. Mana bu yuqorida keltirilgan birinchi xil usuli. İkinci xil usul. İxtiyori bitta burchakni 90 gradusga teng bo'lmagan o'tkir burchagini, ya'ni alfa bilan belgilayman. Alfa. Kosinus alfa 2 taqsim 3 ga teng ekan. Kosinus alfaning ta'rifini esga olamiz. Yon katetni gipotenuzaga nisbati. Demak yon katetni 2 deyman, gipotenuzani 3 ga teng deb olaman. Ana. Sinusni topish uchun menga uni qarshi katet kerak bo'lardi. Qarshi katetni topamiz. Qanday topamiz qarshi katetni? Pifagor teoremasidan topamiz. Ya'ni gipotenuzaning kvadrati minus 2 ning kvadrati. 9 minus 4 yildiz ostida 5. Demak x yildiz ostida 5 ga teng ekan. Endi sinus alfani topishimiz mumkin. Sinus alfa teng qarshi katetni gipotenuzaga nisbati, ya'ni yildiz ostida 5 taqsim 3. Mana yuqorida ham sinus alfa xuddi shu songa teng edi. Biz yana shu sonni hosil qildik. Ana endi biz kosinus alfani bilamiz, sinus alfani bilamiz. Tangens alfani bu formuladan topishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa tangens alfani ham shu uch burchakdan topishimiz mumkin. Tangens alfa teng qarshi katetni yon katetga nisbati, yildiz ostida 5 ni 2 ga nisbati. Mana yuqorida ham xuddi shu javobni hosil qilgan edik. Shunday qilib javob sinus alfa
İzos da 5 taksam 3. Tangens alfa. İzos da 5 taksam 2.